Hepinize 2F1B POTA'dan merhabalar. Bir ara vermiştik Ozan'la. Tekrar karşınızdayız seyahatler vesaire olunca. Tabii bu arada lig bitti basketbol erkeklerde. Kadınlar da playofflar oynanıyor. Vesaire vesaire. Son maçımızı da Büyükçekmece'yle oynayıp ligi lider bitirdik. Bu da hani en azından olumlu bir gelişme. Son Yüksek Divan Kurulu'nda da başkanımız Ali Koç, bir sürpriz olursa belki basketbol erkeklerde de şampiyon oluruz gibi bana göre talihsiz bir açıklama yaptı. Ama doğru bir açıklama belki de. Neyse, inşallah Efes biz seni yeneriz. Tabii onlar Euroleague'deler şu anda, Final Four'dalar ve biz yokuz maalesef. Bütün bunları konuşalım. Tabii hoca söylentileri var, onu konuşalım. Euroleague'le ilgili gelişmeleri Ozan'dan dinleyelim. Bir de Fenerbahçe Koleji'nin basketbol takımı da şampiyon oldu kendi liginde ve zannediyorum birinci lige çıktılar. Onları da kutlayalım buradan deyip hemen başlayalım Ozan sen. Merhaba Ozan. Merhabalar, nasılsınız Ferru abi, iyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz, gayet iyiyiz. Öncelikle nereden? Euroleague'le başlayalım istiyorsanız. İstiyorsan ki Türkiye Ligi'ni değerlendirelim. İyi, tamam peki. Şimdi bir şey zaten Euro Türkiye ile ilgili bir şey var, şema var. İşte 8. ile oynayacağız biz. O da Furitli Bursa. Sen de maçına gidiyorsun, evet, bugün. Şimdi orada şöyle, Türkiye Ligi'ni değerlendirecek olursak ligi lider olarak bitirdik. Tabii ki bu önemli bir iş. Çünkü baktığınız zaman Anadolu Efes, daha sonradan büyük bir ivme yakalamış bir Galatasaray var. Alttan Bahçeşehir Koleji geliyor. Karşıyaka yıllardır orada, Darüşşafaka da var. Sürpriz yapan Furitli Ekstra Bursaspor. Tabii bunun sebebi niye? Nedir? Biz niye Türkiye Ligi'nde başlayız da Euroleague'de playoff'a bile kalamadık? Aslında baktığınızda biz eleştirirken takımın iyi olmasını istediğimiz için eleştirdik. Yıllardır Euroleague'de, 8 yıldır playoff, 4 yıl üst üste Final Four, 3 yıl üst üste final oynamış bir takımın da olması gereken yerler oralar. Türkiye'de yokuz galiba. İlk defa yokuz. Ama bunun yanında Türkiye Ligi'nde lider bitirmenin de önemi, sağ avantajın olması önemli. Ama bunun yanında niye biz Türkiye'de lider bitirdik? Aslında baktığınızda takım son 3 yıl içerisinde, hatta son 2 yıl diyelim, çok doğru Türk oyuncu hamleleri yaptı. Yani baktığınız zaman bugün Türkiye Ligi'nde Türk olarak İsmet, Alman milli takımda oynuyor ama İsmet'in Şeyh Muzun olması, bunun evet, yanında Euroleague'in en önemli şutörü, yani tartışmasız Melih'in bizim kaptanımız olması. Onu da anlatırız niye Euroleague'de Türkiye'deki kadar başarılı olamadığını. Ama yanında Tarık Biberoviç gibi genç bir oyuncumuzun olması, Ahmet'in olması, Metecan Birsen'in olması, Türk kadrosu olarak Türkiye'nin bence en iyi kadrosu Fenerbahçe'de. Tabii 5 yabancıyla sınırlandırılan bir Türkiye Ligi'nde gerek Anadolu Efes gerek Fenerbahçe 5 yabancıyla oynuyor. Anadolu Efes'in avantajı Larkin'in Türk oynaması, yani 6 yabancı, o 6.'nın da çok Euroleague'in en iyi gardlarından birisi olması dezavantajımız vardı ama biz Türk oyunculardan çok iyi verim aldık Türkiye'de. Dolayısıyla ligi lider bitirdik. Şimdi sağ avantajı olduğu için ben Anadolu Efes'i yenebileceğimizi de düşünüyorum. Eğer sağ avantajımız olmasaydı iş bir nebze daha zordu. Ama öncelikle ben kurulundan beri derken biliyorsunuz Levent, Ömer, Kızıl kardeşler çok yakın dostum. Zaten rahmetli Ayhan Kızıl babaları bizim kongre üyemizdi. Hatta hala Fenerbahçe tribünlerinde de babasının anısına kombinelerini alırlar. Onlar Fruit Extra olarak Bursa Basketbol. Ömer de ikisi de Fenerbahçeli bir de yani. Tabii yani şimdi Levent Kızıl Bursa Spor Başkanlığı yaptı. Ömer Bursa'da yaşadığı için Bursa Spor taraftarı ama bunun yanında rahmetli babaları da çok iyi bir Fenerbahçeliydi. Fenerbahçe sempatizanı diyelim. Fenerbahçe'nin iyiliğini isterler her zaman. Dolayısıyla onlar çok doğru bir hamle yapıp bir basketbol, Bursa Spor Basketbol'a sponsor oldular. Doğru sponsorlukla ve doğru bir organizasyon şemasıyla, yani hem kulüp yönetimi, oradaki Sezer Başkan, hem bu tarafta Ömer'in ekibinden bizim değerli kardeşimiz Mustafa var, Türker var. Bunların olmasıyla çok doğru bir iş yaptılar. Niye ben bunu detaylı anlatıyorum? Ben takımın kurulduğu günden bu yana sağ olsunlar, hep onlarla beraberim, yani dostlarım oldukları için.
Basketboldan da bir nebze anladığımız için, yöneticilik yaptığımız için de gerek fikir, gerek fikir alışverişi, gerek önerilerimiz olsun. Sağ olsunlar, bizi de hep dinlediler. Takımın buraya gelmesinde çok büyük emekleri var. Ben de büyük keyifle bu başarının bir seyirci olarak yanlarında parçası oldum. Şimdi takım çok zor bir takım. Yani baktığınızda siz Türkiye Ligi'ni lider bitirin, gidin karşınıza Fırat'ta ekstra çıksın. Yani ben orada koyun bütün takımları. Anadolu Efes harici isteyeceğim son takım. Aynı şeyi Partizan deplasmanında bana Obradovic'in menajeri Alex'e söyledi. Dedi ki 36 takım var. İstediği de en son takım gelmiştir dedi. Çünkü Fırat'ta öyle bir takım ki takımlar yani kısa rotasyon 3 tane 4 tane oyuncusunu lig ortasında kaybetti. Yani gerek Ceska'ya verdi, Anadolu Efes'e verdi, geri yolladı. Sakatları var. 7-8 kişiyle oynuyorlar. Ama öyle bir takım oldular ki bana bizim Vesey ile Nando De Colo'nun sakatlandığı dönemdeki kenetlenmeyi hatırlatıyor Frutti Ekstra Bursa takımı. Dolayısıyla çok çetin ceviz bir takımla oynayacağız. Hani kimse beklemiyordu Partizan'ı eleyeceğini. Oradan gidip Angolası, Valencia'sı, şusu busu. Yani hepsini bir çarptılar. Şimdi bu akşam biz Bologna'ya gidiyoruz. Yarın da Bologna ile maç var. Tabii Bologna yıldızlar geçildi. Hani oraya baktığınızda Teodosic, Kyrie Wims, Şengelya, Hackett falan var ama hiç belli olmaz bu. Tek maça kaldığı zaman bu işi 5 kişi oynuyor sahada. Dolayısıyla biz pazar günü başlıyoruz seriye. Çok çetin bir takımla eşleştik. Yani ne tur ne de şampiyonluk cepte değil, taraftarın sahayı %100 doldurması lazım. Biz bu Bursa'yla ligde ne yaptık? Yendik mi onları? Orada bir 20 sayı çarptılar bize. İstanbul'da yendik. Orada bir bayağı bir çarpıldık yani. Anladım. Tehlikeli yani bir takım. Işte, iyi bir takım evet. Yani onlara başarılar. Hocaları Sırp kültüründen geliyor bu arada. Yani Kızılyıldız olmasına rağmen Obradovic hayranıdır Dušan. Klasik savunma ağırlıklı, kısaya dayalı, sete dayalı. Tüm takımın savunma yaptığı, tüm takımın beraber mücadele ettiği bir ruh getirdi takıma. Dolayısıyla zor bir rakiple eşleştik. Katılıyorum. Bu da playoff'un Türkiye Ligi'ndeki planı gözüktüğü gibi. Biz işte Bursa, Frutti Ekstra Bursa ile oynuyoruz. Gaziantep Basketbol Darüşşafaka ile. Karşı tarafta da Efes Karşıyaka ve Galatasaray Nef Bahçeşehir Koleji oynayacaklar. Ve bunlar da hatırladığım kadarıyla 11'inde başlıyor bu playofflar. 17'sine kadar devam ediyor. En azından ikişer maç. Üç maçın ikisini kazanan bir üste geçiyor. Yani kadınlardan biraz daha hafif buradaki yük diyeyim baktığında. Bizim ilk maçımızda tabii herhalde bu Fruttin'in Avrupa maçı dolayısıyla daha ileri tarihte yani 15'inde oynanacak ilk maçımız. Burada ikinci maç orada, eğer gerekirse üçüncü maç gene burada olacak diye düşünüyorum. İnşallah finale kadar gideriz ve finalde de herhalde büyük ihtimalle Efes gelecek diye düşünüyorum. Tabii onların bu Euroleague'de ne yapacağını bilmediğim için bunu söylüyorum. Şimdi onlarla ilgili de istiyorsanız ufak ufak ben Euroleague'e de gireyim. Şimdi Anadolu Efes'te şöyle, yani benim duyduğum şeyler bunları tabii Ergin Ataman da açıklamayanmış ama Ergin Ataman bu işin çok tecrübelisi olduğu için biraz da algıyı da yapıyordur. Ben Simon'un sakat olduğunu biliyorum. Hatta sezonu kapadı dendi ama yetişir mi yetişmez mi Final Four'a bilmiyorum. Ama dün hemen bir açıklama yaptılar. Boboa da sakat. İşte ilk turda Karşıyaka maçlarını Boboa oynamayacak dediler ama hani o bakalım Ergin Ataman'ın bence bir hocası taktiği diye düşünüyorum. Tabii eğer hakikaten hem Simon hem Boboa düşerse Anadolu Efes'in iyi oynamasının sebebi ne diye konuşuyorduk. Hızlı basketbol oynuyorlar ve inanılmaz. Yani Euroleague'in her takımda oynayabilecek kalitede 4 tane guardları var. Uzunları kötü değil. Siz Mormon'u çok seviyorsunuz ki Mormon da çok... Ne karşı iyi oynadığı için sevmiyorum aslında da. Şöyle Mormon'un yeri de Singleton veya yani baktığınızda 2 tane Euroleague'de 4 numaralı olmadığı yerde. Tibor Plyce'den çok iyi verim alıyor Anadolu Efes. Serdar Şanlı gittikten sonra ben çok sıkıntı yaşarlar zannediyordum. Tibor Plyce inanılmaz. İnanılmaz ya. Adam müthiş oynamaya başladı. Dunstan görev adamı baktığınız zaman. Evet. Dolayısıyla Anadolu Efes geniş kadrosuyla 2 tane maç oynayacak sonuç itibariyle Final Four'da. Yani baktığınızda öyle atla deve değil. Tabii oradaki oyuncuların sakatlanma durumuna göre Türkiye Ligi'ne etki edebilir.
Tabii biz bu maçlara gittiğimizde özellikle Partizan deplasmanında Obradoviç'le beraber oturup sohbet etme imkanı bulduk uzun uzun. Tabii Eurolig'in geleceğinin ne olacağı ile ilgili de onun da fikri alınıyor. Zaten koşunun yanı sıra icra kurulunda yani bak Euroleague'de en azından yönetim kurulu Zizelika Obradoviç. Ligin bu değerde olma sebeplerinden bir tanesi de kendisi. Şimdi konuşulan senaryolar şunlar. Hem hocadan duyduğum hem orada Euroleague yetkilileriyle konuştuğumuz. Önümüzdeki sene Rus takımlarının olmasının mümkünatı yok. Hı-hı. Eğer ki bir yumuşama olur da herhangi bir Rus takımı gelebilirse bunların içerisinde tek şanslı gözüken Zenit, ÇSKA'nın girme ihtimali hiçbir şekilde yok. Çünkü Rus ordusunun takımı ÇSKA. orada bir sürü kulüp eğer ÇSKA gelirse... Bu birlik takımı ya. Evet, biz ligden çekileceğiz diye de zaten resmi olarak bildirmişler Euroleague'e. Dolayısıyla ÇSKA'nın işi bir derece sıkıntılı. En azından önümüzdeki bir iki sene için sıkıntılı diyelim. Ben Dimitri İtulis'le konuştum. Onu da birazdan aktaracağım size. Tabii senaryodan bir tanesi 18 takımın devam etmesi. 18 takım devam ederse artı 2 tane World Cup. 3 tane takım gelecek demektir. Artı, ekstra. Bu durumda tabii kupayı yarın kazanırsa Bologna otomatikman giriyor ama kaybetmesi durumunda da ben Bologna'nın kesin bir şekilde wild card alacağını düşünüyorum. Çünkü hem bütçesi hem geçmişte de zaten olan bir takım o bazı kendi sebeplerinden dolayı Euroleague'den çıktılar, dışarıda kaldılar. Dolayısıyla İtalya'dan ikinci bir takımın girmesini Euroleague de ister, bizler de isteriz. Dolayısıyla ben Bologna'nın ya kupayı kazanarak ya da wildcard olarak kesin kalacağını düşünüyorum. Gelelim ABA Ligi'ne. Biliyorsunuz Kızıl Yıldız A lisanslı bir şey değil. ABA Ligi kontenjanından geliyor her sene. Alınıyor. Baktığınız zaman ABA Ligi'ni Kızıl Yıldız kazanırsa bence Partizan'a bir wildcard verebilirler. Partizan kazanır. Partizan'a bir wildcard verilebilir. Veya Partizan girerse, kazanırsa ABA Ligi'ni, Kızıl Yıldız'a bir wildcard verileceğini düşünüyorum. Çünkü basketbolun evi sayılan, bir sürü oyuncu yetiştirmiş bir coğrafyadan iki takımın olması yine Euroleague'e değer katacaktır, kalite katacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında Fransa'nın bir kontenjanı var, Almanya şampiyonu bir kontenjanı var. Hani bakarsınız belki ekstra İspanyollara bu sene bir daha ekstra kontenjan verileceğini düşünmüyorum. Daha önce iki sene üst üste wildcard verildi zaten onlara. Valencia'nın geleceğini düşünüyordu herkes ama ben onu düşünmüyorum. Eğer 16'ya düşürülürse o zaman öyle bir ihtimal de mi var? Ona öyle bir ihtimal de var. Yani zaten 16 takımdı bu. Biz gelirlerin arttırılması, televizyon yayınının artması, sponsorların daha görünür olması için benim de o dönemde içinde olduğum yönetim kurulunda biz oylayıp kabul etmiştik 18 takıma çıkarılmasını. Anladım. Tabii o bize ekstra yük katıyordu oyun yükü olarak. Tabii. Hem milli takımlar hem oyunculara. Ama biz bunu kabul ettik. Dolayısıyla böyle bir force majeure durumunda da o 18'i 16 takıma düşürme opsiyonu gelebilir. Tabii Frutti Extra gibi Türkiye'den bir üçüncü takımın davet edilme opsiyonunu da kenarda tutalım. Çünkü, şampiyon olursa ne olacak bugün? Şampiyon olsa zaten var. Şampiyon olmasa dahi 18 takımlı bir Euroleague'de Frutti Extra'nın özel davetiyle katılabileceğini düşünüyorum. Müthiş bir şehir, spor şehri. Devamlı salon var. Bir tek bütçeyi denkleştirmeli lazım. 5 artı 1 yani 5 milyon euro takım bütçesi, 1 milyon euro da seyahatler, ıvır zıvır bütçesi 6 milyon euro garanti etmesi gerekiyor. Şu anda 2-2,5 milyonla gidiyorlar yani. Çok mütevazi bütçelerle Bursa Spor buraya geldi Frutti Extra. O yüzden de ayrıca tebrik etmek lazım. Aynen öyle. Hocaları zaten Euroleague'de yılın koçu seçildi. Baktığınızda Guardian Euroleague'de pardon Eurocup'ta yılın ilk beşine seçildi. Dolayısıyla renk kattıksın. Şöyle de bir şey var. Euroleague ve Eurocup drama üzerine. Yani dramalardan aslında insanlar besleniyor burada. Bizim ÇSKA'ya 20 sayıdan geri gelip uzatmada kaybetmemiz Euroleague'in en büyük dramalarından birisiydi bence. Partizan'ın da Frutti Extra'ya yenilmesi yine ikinci en büyük dramalardan bir tanesiydi. Hatta biz bunu hocayla hocanın ekibiyle de değerlendirdik. Dolayısıyla Frutti Extra'da renk katacaktır eğer 18 takım kalırsa. 16 olur
olacak? 16 olursa Bologna, ABA liginde ne olacağı belli değil. Yani Partizan, Bologna, onlar kesin seneye Euroleague'de görünmek istiyor. Sen Bologna kazanacak gibi konuşuyorsun. Belki. Şöyle, hayır. Frutti kazanırsa Frutti otomatikman kontenjandan geliyor. Bologna ile Partizan'a o wild kartları kullanırlar. Yani 3-4 kullanmazlar, 2 tane wild karta düşürürler diye düşünüyorum ben. Ha, ama bir bazı takımlar gidecek o zaman mevcut ligden. 15 takım var zaten. Asfer gidecek. Monaco'nun durumunu bilmiyorum. Şimdi Monaco bu ringe, bu lige bir değer kazandırdı mı? Kesin kazandırdı. Renk kattı mı? Kattı. Ama sahibi Rus sonuç itibariyle. Onlar da Sırat Köprüsü'nde bence. Katılıyorum. Yani bu zaten skandallı. Neyse. Sen Obradoviç'le görüştün. İtudis'le görüştün. Onlar İtudis'le bir söylenti de var. Fenerbahçe'ye gelecek falan gibi. İtudis bizim dostumuz. Zaten biz eşiyle de beraber oturup yemek yemişimiz var ailece, kendi eşimle. Ben arada sırada ararım Dimitri'yi. Hatta geçen sene Ceska yenildiği zaman yarı finalde ilk tribüne geldiğinde tesellilerinden birisi ben oldum. O Banvit'te de çalıştığı için Türk insanını çok sever. Çok yakın ilişkimiz var. Obradoviç'in 8 sene yardımcılığını yapmış. Evet. Ben hocaya sordum direkt. Bana gelen hiçbir şey yok dedi. Ama benim konuştuğum dönem 3-4 hafta önce. Önceliğim Ceska'nın durumudur dedi. Hani ben üzülüyorum, burada bir şey kurduk. O yüzden ben Ceska'dan bana herhangi bir şey gelmeden bir şey almayacağım dedi. Tabii ki Ceska'nın bütçesinin düşürüldüğünü, sadece o bölgenin liginde oynayabileceğinin farkında. Zaten yardımcılarından bir tanesini Galatasaray'a yolladılar. Galatasaray'ın çıkışta olma sebebi de çok başarılı o Yunanlı yardımcının gelmiş olması. Dolayısıyla İtidus'un önceliği tabii ki yıllardır çalıştığı Ceska'dır. Ama eğer Ceska derse ki ya sen git bakalım, sonra bakalım seninle ne yapacağımıza, o zaman iş başka olur. O zaman da İtidus'un gidebileceği zaten baktığınızda o seviyede, o beceride bir koç ancak hani Fenerbahçe gibi büyük takımlara gelir. Hani İtiris olmazsa kim olur? Trankier olur, ama şu anki koçla devam edilmemesi gerektiğini zaten konuşuyoruz ki ilk başta ben çok destek vermiştim. Evet. Senin gibi bir sürü insan verdi. Hatta evet. Bir ara ben de o galibiyetlerden sonra ya iyi gidiyoruz, hoca da iyi galiba demeye başlamıştım ama bu da aynı geçen seneki Kokoşko gibi oldu. Eğitmem, Barcelona yarı finalde Real Madrid'e yenilebilir. Bence Real Madrid'in kadrosu, siz Trişka diyorsunuz Real Madrid'e. Şey, yaşlı diyorum çok. Bu adamlar o iki maçta üstattır. Biliyorsunuz bu işin lobisini iyi bilirler. Hakemlerin üzerine çökerler. Zaten Lula dikkat edin. 3-5 sayı, 3-5 sayı son 2-3 maçtır 18-20 sayıları buldu. Uzunları iyi. Bunlar o maçlarda bu işin ahlaksızlıklarını, İşte sahada profesyonel sahtekarlığını iyi bilen takımlar. Yani Barcelona'yı elerlerse hiç şaşırmayın. Hatta şampiyon olurlarsa da şaşırmayın. Ama eğer yarı finalde Barcelona elenirse Yaskivicius orada kalır mı kalmaz mı bilmem. O zaman Yaskivicius nereye gider? Itudis nereye gider? Hani bu kartlar bir daha bir karılır diye düşünüyorum. Bir şeyi sorayım sana. Tabii Itudis en azından CSKA'dan ayrıldı diye bir haber çıktı. Hani yok, hayır ayrılmadı. Açıklama yaptı zaten 2 gün önce ben takımın başındayım diye. Enteresan tabii ama burada Yunan milli takımına geçti. Şöyle hem kulüp hem milli takım çalıştırabildiği için 2022 şampiyonasını İtudis hazırlıyor takımı. Yunan milli takımının eskiden de koçuydu. Yine koç oldu. Bu da enteresan tabii. Neyse. Bizim tabii burada yani bakmamız gereken, şimdi sen Efes Real Madrid dedin. Ben Real Madrid deyince senin de tabii o zaman yöneticiydin diye düşünüyorum. Bielisa vardı bizde. Geri dönüyor bu sene. Onunla da konuştuk. Ben geçen gün Marco ile bir görüşme şeyim oldu. Bielisa çocukların eğitimi için Sırbistan'a geri dönme kararı almış. Eyvah. Yani önümüzdeki sene Euroleague'de 4-5 oynatabileceğiniz ideal bir adam. Ama sakat mıdır? Sırbistan'a geliyor diyorsun. İşte Sırbistan'a ya koyar çocuklarını Belgrad'a, İstanbul'da top oynar. Ne olacak? 3 günde kaç tane tabii. Uçak var? 1 saatlik yok. Ama keşke gelse, ne yaptı bilmiyorum tabii Euroleague'de, şeydi NBA'de ama. NBA'de yani iyiydi. Ben orada onun maçına da gittim. Bogdan'ın maçına gittiğimde Los Angeles Clippers'la beraber oynuyorlardı. Tabii o enteresan bir oyuncu. Yani 4'te oynatırsınız, 5'te oynatırsınız Bielik'te ama kronik sakatlığı vardır, yoktur bilmem. Ha oldu, Fenerbahçe'ye gelmedi. Bence gider Partizan'da Obradoviç'le beraber son 2 yılını oynar, kariyerini tamamlar diye düşünüyorum. Olabilir. Hayır, ben Bielisa şuradan geldi. Real Madrid'in bu çaktırmadan profesyonelce faulleriyle ilgili. Sakatladılar adamı, yediler orada ya yarı finalde. Evet, Bielisa'ya arkadan dizinin arkasına böyle diz atıyorlar.
çöküyor tabii. Yani normalde dizinin arkasına vurduğun zaman çaktı. Hakemler de yani görüyor mu görmüyor mu bilmiyorum ama oynatmadılardı bir 7 sayı. Hiç unutmam onu yani. Bu çok enteresan bir şeydi zannediyorum. İspanya'daki Final Four'da diyelim. Tabii burada şimdi Fenerbahçe erkek takımına başarılar dileyelim. Yani başlayacağı işte bu Türkiye Ligi'ndeki playoff'ta. Bu da kadınların şeyi ve burada sonunda yendi Fenerbahçe Safiport şeyi yendi. Nesibe Aydın'ı 3 kere yendi. Onlar da demek ki 3-0'la kadınlarda kural öyle. Yani erkeklerde 2-0 yetiyor. Kadınlarda evet. 3-0. Şimdi Mersin'e oynayacaklar. Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi ki kupada finalde yenildiğimiz takım bu. Yani burada bir hem yani revanşı alma durumumuz var hem de artık yenmemiz gerekir diye düşünüyorum. En azından bu iş bitsin diye umut ediyorum bir şekilde. Ferru abi ben final serisinde zorlanmayacağımızı düşünüyorum. Şimdi kupada o tek maç olduğu zaman o işler. Evet. Bir de biliyorsunuz kafalar orada Euroleague'deydi. Aslında tabii ki Türkiye şampiyonluğu çok önemli. Ama bunun yanında da hani Rusların olmadığı bir Euroleague'de o kupanın değeri ne kadar önemlidir? Önemlidir yani Euroleague şampiyonluğu. Biz onu kaçırdıktan sonra Türkiye'de şampiyon olmuş da olmamışız. Aslında çok da önemli değil ayrıntı. Bunca yıldır yatırım yapan bir kulübüz kadın sporlarına. Dün de çok çok talihsiz bir şekilde bu nasıl olduysa o Vakıf Bank'a. Hani bize bir final şansı. Ya, orayı bağlıyoruz. İnanılır gibi değil ya. Ya inanılır gibi değil. Onda da çok üzüldüm. Bize bir final şanssızlığı var ama burada rahat geçeceğimizi ve şampiyon olacağımızı düşünüyorum ben. İnşallah onlara da başarılar dileyelim. Bu arada tabii Fenerbahçe Koleji basketbol takımı da Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde şampiyon olarak Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne çıktılar. Bu da anladığım kadarıyla bir takım oynayamayan oyuncuların bu takımda değerlendirilmesi daha kolay olacak diye umut ediyorum. Ferru abi şöyle şimdi ilk biz geldiğimiz zaman altyapılarda ciddi sıkıntı vardı. Herkes kendi evet. Çocuğunun en iyi basketbolcu olduğunu söylüyordu. Biz Obradovic'in yardımıyla altyapılarda bir devrim yaptık aslında. Aziz Bey de sağ olsun Ömer Onan liderliğinde Mauricio'nun desteğiyle şöyle bir şey yaptık. Şimdi altyapılarda bütün hocalar şampiyon olsun takımlar. İşte 10 oyuncudan 7 tanesini bellerler, 6 tanesini oynatırlar. Onları da idmanlarda özel oynatırlar. Biz dedik ki altyapı hocalarına o dönemde. Arkadaş sen şampiyon olduğun zaman ben primi kaldırdım. Prim falan yok. Üst takıma ne kadar oyuncu çıkartıyorsan o kadar prim var. Dolayısıyla oradaki amaç şampiyon olmak değil, üstlere oyuncu yetiştirebilmek olmalı. Bizim altyapılarımız her zaman çok kuvvetli, hem kadın hem erkek. Şu anda onun meyvelerini veriyor zaten bu. Tabii ki Fenerbahçe Koleji'nin şampiyon olması önemli ama orada eğer 12 kişilik veya 15 kişilik kadroda 6 tane, 7 tane çocukla iyiler diye oynatıp öbür çocukları kenarda öyle elma şekerini uzaktan seyrettireceksen o işin bir altyapının kıymeti yok zaten. Mesela Fenerbahçe altyapıları tesisleriyle, mentalitesiyle, her şeyle Türkiye'nin en iddialı altyapılarından birisi. Tebrik ediyoruz kendilerini. Aynen katılıyorum. Burada tabii konuşurken de gündeme geldi. Şimdi erkek basketbol, kadın basketbol, erkek voleybol ve kadın voleybolda Fenerbahçe hep yani ilk üçlerde, tepelerde mücadele ediyor ama kimlerle mücadele ediyor? Ne o ne büyük zannedenlerle mücadele ediyor. Ne de işte futbolda şampiyon olduk diye ortalığı yıkanlarla mücadele ediyor. Devlet özellikle baktığında veya belediye, yani banka veya belediye ile mücadele ediyor. İşte voleybolda gördük hem erkeklerde hem kadınlarda. Erkeklerde mesela iki tane banka eşleşti finalde. Ne oldu bilmiyorum oynandı mı oynanmadı mı. Kadınlarda işte Vakıfbank'la oynuyoruz. Yani bir ilginç bir takım. Basketbolda işte bir Mersin Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ile finalde oynuyoruz kadın basketbolda. Erkeklerde de durum belli değil ama oynanan takımlara baktığında genellikle devlet veya işte bir özel sektörün bir markasını taşıyan firmalar ve burada buralarda da maalesef bu takımları görmüyoruz. Bu da ciddi bir yük getiriyor. Yani düşünüyorum ben Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü olsaydı herhalde
tık daha fazla olurdu diye düşünüyorum. Bir de Konstantin yani evet. Şimdi baktığında voleybol. Ama unutmayalım ki biz Fenerbahçe Spor Kulübü'yüz ve bizim spor okullarımızda 55 bin aşkın çocuk eğitim alıyor. Biz bir idealin, bir ideolojinin kulübüyüz. Bizim idealimiz ülkemize faydalı olacak Atatürk ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmek, çocuklar yetiştirmek. Bu da ülkede yazıyor zaten. Bizim ülkemize bize o fair play bayrağını boşu boşuna vermediler. Bir iki senede olmadı olimpiyatlara. Biz yıllardır olimpiyatlara, milli takımlara en çok oyuncu yetiştiren kulüplerden bir tanesiyiz. Amatör şube yasasının çıkmasında da hani Aziz Bey'in de çok büyük emeği var. Daha sonra Ali Koç'un da tabii orada şeyle bu iş bir yere geldi. Sonuç itibariyle şunu söylemek istiyorum. Devlet ve bankalar destek olsunlar spora. Ama ben kendi takımını kuran belediyeye, kendi takımını kuran bankaya çok gıcık oluyorum. Ya Halkbank varsa senin 10 milyon doların harcayacak. O zaman gel bütün takımların koluna sponsor ol. Adam gibi para ver, gidelim Avrupa'da bütün takımlarımız başarılı olsun. Şimdi bakıyorsunuz. Aynen aynı şeyi düşünüyorum. Arkas, tabii Arkas bir spor kulübü. Sağ olsunlar spora bir bütçe ayırıyorlar. Ama üzerimize bakıyoruz. Ziraat'le Halkbankası oynuyor. Ya arkadaş sen kimin parasıyla ne yapıyorsun? Yani, evet. Kadrolarındaki oyuncuları parayla alıyor. Dağıt, tesisleşmeye dağıt, spor salonları yap. Aynı şey kadınlarda da. Şimdi eczacılar yıllardır kaynak ayırıyor ama bunun yanında bakıyorsunuz Vakıfbank. Ya arkadaş sen Vakıfbank olarak gel lige isim sponsor ol. Bu parayı dağıt herkese. Alttan oyuncu yetiştirelim. Tesisler kur. Türkiye milli takımlarına sponsor ol. Yani kendi takımını kurmak bana tezat geliyor. Keza belediyede de Gaziantep bilmem ne. Ya versen takımına 300-500 dolar, 1 milyon dolar param varsa. Param varsa ama. Yani oradaki yoldan, sudan, elektrikten kesme bunu. Yani bir hırsa tabii ki takıma destek versin. Ben Bursa Belediyesi mesela Frutti Extra'ya çok ufak destek veriyor. Bence Euroleague seviyesine gelmiş bir takıma kupa final oynayan Bursa Belediyesi'nin her şeyi yapması lazım. Ama bu gelip de kendi takımını kurması anlamında değil. Tesisleşme anlamında, bütçe anlamında destek versin kendi şehrinin takımına. Zaten o şehrin bir misyonu o. Tabii şimdi devlet takımlarıyla ilgili de şöyle bir durum var. Hani siz baktığınız zaman erkek voleybolda Halk Bankası, işte Ziraat Bankası. Varsa bütçeniz o zaman tüm lige destek olun, sponsor olun. Onun yanında yine kadın voleybolda bakıyorsunuz Vakıfbank'la oynuyoruz. Vakıfbank'ın bütçesi varsa lige sponsor olsun. Oyuncu yetiştirmeye, tesisleşmeye sponsor olsun. Bir tarafta Eczacıbaşı yıllardır kendi özel bir şey yapmaya çalışıyor. Diğer tarafta Arkas. Biz bir spor derneğiyiz. Baktığınız zaman sadece futbol takımı değiliz. Bizim okullarımızda binlerce çocuk yetişiyor. Dolayısıyla ben devlet bankalarının ve belediyelerin kendi takımlarıyla mücadele etmesine gıcık oluyorum. Aynen. Tabii ki şehrin takımlarını desteklesinler. Tabii ki ligleri desteklesinler. Oradaki amaç tesisleşme ve oyuncu gençleri yetiştirmek olmalı. Aynen. Kendi takımını kurup da gelip Fenerbahçe'yi yendim diye de oraya buraya da bayrak asmak olmamalı. Aynen. Bence. %100 katılıyorum. Çünkü burada bu devlet bank kuruluşlarının veya belediyelerin hadi hiç sportif faaliyeti olmayan şehirlerde belki bir şeyler yapabilirler. Ama parayla oyuncu transfer etmek ne demek ya? Parayla bu işleri yapmak ne demek? Ben bunu anlamıyorum. İşte gördük geçen gün, dün daha doğrusu Vakıfbank'taki oyuncuların 8 tanesi ciddi paralarla transfer edilmiş. Yani bizim... Ya bir de adam gelmiş buyur etti. Türk Milli Takımı'nın da başında sen Devlet Bankası'nın koçusun. Geliyorsun her türlü pisliği bir de şeyi de yapıyorsun gıcıklığa. Şimdi oralara gireceğim ama konumuz voleybol değil. Yani herkes bir Ergin Ataman'laşıyor aslında baktığınızda bu karşılığında. Evet, ben de gıcık oluyorum kendisine. Neyse. Neyse boş ver. Basketbola dönelim. Hani yani alt yapı yetiştirmeleri lazım bunlar. Madem bu işe giriyorlar. Yetiştir oyuncuları. Nasıl Fenerbahçe Koleji diye bir takım kurmuşuz biz. Ya orada neticede genç çocuklara bir imkan yaratılmış oyuncular. Sen de bunu yap. İlla şampiyon olacaksın diye bir şey yok. Daha çok takdir görürsün. Diyelim. Yani bu bizim genel anlamdaki sorunumuz. Ama benim demek istediğim şuydu. Fenerbahçe hemen hemen her branşta tepe oynuyor. Ama rakipleri yani kendine büyük diyen rakipleri yok ortada. Bir tek futbolda varlar. Onun dışında neredeyse yok gibiler yani. Çok ya koskoca Beşiktaş basketbol liginde erkeklerde playoff'a kalamadı ya. Yani sonuç itibariyle. Kadınlarda yok galiba. Kadınlarda zaten yok. Erkeklerde finale bile kalamadı. Playoff'a bile kalamadı. Yani sonuç itibariyle bizim yaptığımız iş spor olarak çok büyük. Dolayısıyla çok kıymetli bir kulüp olduğumuz yine ortaya çıkıyor. Katılıyorum sana.
Evet, takımımıza yani takımlarımıza diyeyim erkek basketbol ve daha sonra da işte kadın basketbola bir kere başarılar dileyelim takımlarımıza. Önümüzdeki günlerde oynayacakları işte kadınların oynayacağı final maçlarında serisinde erkekler de oynanacak bu playoff maçlarında başarılar diyelim. Tabii bu arada voleybolcularımıza da yani kadın voleybolcularımıza da şu maçı artık alsınlar diye de onlara bir İnşallah. dilek bulunalım diyorum ve programın sonunda da hani ligin sonuna da geliyoruz. Bakalım transfer gelişmeleri ve önümüzdeki senenin yani kadın ve erkek basketboldaki yapılanmamız nasıl olacak? Yani bu seneden umarız daha iyi olur. Benim hissettiğim biraz öyle aslında ama bakalım göreceğiz. İnşallah. Evet. Sana teşekkürler Ozancığım. Görüşmek dileğiyle. İyi yolculuklar. Başarılar şeyde. Ne derler? Bologna'da zor maç ama kolay gelsin diyeyim. İnşallah, inşallah. Uzayan kol bizden olsun. Frutti ekstra kazansın. Önümüzdeki sene Tamam. EuroLeague'de bir Türk takımı daha olsun inşallah. İnşallah. Görüşmek dileğiyle diyeyim. Sağ olun, çok mersi. Görüşürüz. Sağ ol.